Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Cumhuriyet, Sayın Kobal. Cumhuriyetleri ilçemize yanaşmış. Evet. Siz de ADD başkanısınız biliyorsunuz. Evet. Kısa bir bilgiler sizlerden alabilir miyiz? Evet, dinliyorum. Şimdi milli mücadelemizin 100. yılında 19 Mayıs 2019'da milli coşkuyu yeniden yaşatmak amacıyla ADD'nin düzenlediği müze sergi tırımız bugün ilçemizde. Bu müze sergi tırımız 16 Mayıs Amasya Gümüşhacıköy'den başladı tırımız yolculuğuna. Oradan Merzifon'a, 19 Mayıs'ta Samsun'da, daha sonra Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Tirebolu, Beşikdüzü, Arhavi, Artvin, Hopa, Fındıklı ve bugün de pazara geldi. Kendi yöre halkımıza, öğrencilerimize gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizi bugün efendim onurlandırdılar. Hem tırımızı, sergi müzemizi izlediler. Hem de yarın öğrencilerimize katkı olacak, efendim burs parası olacak eşyalarımızdan, hediyelik eşyalarımızdan alarak derneğimize katkı verdiler. Kendilerine Pazar ADD olarak, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak çok teşekkür ediyoruz. Şimdi, yalnız dernek, müzemiz, tırımız bir gün için geldiler. Buradan sonra Gümüşhane'ye gidecekler. Zannediyorum Gümüşhane'de son güzergahları olacak. Ondan sonra tırımızı yenileyeceğiz. Efendim ADD Genel Merkezi yeni bir tır kasa aldı. Bu kasayı İstanbul'da yeniden bir müze biçiminde donatıyor. Zannediyorum ki o yeni tırımız, müze efendim sergi tırımız pazarımıza geldiğinde pazar halkımızın efendim zaten Atatürk sevgisi son derece yoğun olan yöremizde o yeni versiyonuyla tırımızı gördüğünde çok daha mutlu olacaklar diye düşünüyorum. Sayın Başkan, buraya gelen insanlar ne gibi şeylerle karşılaşacaklar? Yani neler görecekler? Kısaca ondan da şimdi, hafif değindiniz ama mesela tır var, tırın içinde ne var, dışarıda ne var gibi. Efendim, bir kere Cumhuriyet kadınlarımızın resimlerini görecekler. Cumhuriyet kadınlarımız derken Cumhuriyetimizin yetiştirdiği dünya çapında kadınlarımız. Onlarla tanışacaklar. Ve hayranlıkla onları efendim özümseyecekler. Onları hayranlık duyacaklar. Neden? Çünkü gerçekten dünya standartlarında büyük isimler. Ancak şunu ifade edebilirim. Biliyorsunuz Cumhuriyet kadınları bunlar. Cumhuriyetin yetiştirdiği büyük değer kadınlar. Eğer Cumhuriyetimiz olmasa, Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet olmasa, bu kadınlarımızın bu kadar yüceleceklerini, dünya çapında isim olacaklarını zannetmiyorum. Kimse de buna şey vermez. Ancak şu var, şunu söyleyebilirim. Bu dünya çapındaki kadınlarımız eğer Cumhuriyet olmasaydı, belki de bilmem hangi şeyhin, şıhın dördüncü, beşinci karısı olacaklardı diye düşünüyorum. Bu bakımdan anlamlı o resimler. Bunun ötesinde Atatürk döneminde basılan gazeteler var. Evet. O gün efendim Ulus Gazetesi var örneğin. Atatürk'ün ölümünü anlatan Ulus Gazetesi ve gazeteler, Tan Gazetesi ve gazeteler var. Yine efendim mesela Amasya Genelgesi'nin el yazması var o zamanki eski yazıyla. Çok ilginçtir Amasya Genelgesi. Ben Amasya Genelgesi'ni bir ihtilal beyannamesi olarak düşünüyorum. Çünkü ne vardır Amasya Genelgesi'nde? Şöyle bir hatırlayalım dersek, şu vardır, vatan bir bütündür, vatanımızın bütünlüğü tehlikededir. Ulusumuzun bağımsızlığı tehlikededir şeklinde başlar. Diyor ki
Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nde İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapmıyor. Öyleyse kim yapacak? Millet yapacak. Bu nedir biliyor musunuz? Şu demektir. 600 yıllık bir padişah iradesi söz konusu. Ama 600 yıllık iradeye ne diyor? Bu irade yapamıyorsa o zaman millet yapacak demek. Millet yapacak demek ne demek? Millet iradesi. İlk defa söyleniyor böyle bir şey. Ve bu nedenle Amasya Genelgesi'nin yazıldığı sıralarda Mustafa Kemal'in yanında olan Ali Fuat Cebesoy, onun yanında olan Rauf Orbay, Refet Beleler Amasya Genelgesi'nin altına imza koymak istemiyorlar. Çünkü 600 yıllık bir padişah iradesine nasıl karşı gelinir? Ama Mustafa Kemal o cesareti göstermiştir ve sonuçta diğer arkadaşları da imzalarını atmışlardır ve dediğim gibi 600 yıllık bir iradeye millet yapacaktır derken millet iradesini öne çıkararak bir ihtilal beyannamesi özelliği taşıyor sözünü buraya bağlıyorum. Evet, dışarıda tırın dışında da tırın yine... dışında da işte gençlere hitap eden işte rozetler, bileklikler, saatler, tişörtler, yine Atatürk'le ilgili kitaplar var. Tabii bu kadar mesafe kat edildi ya ta Amasya Gümüşhane köyden beri mesafe kat edildi. Tabii ki tırımızın içinde olan eşyaların birçoğu satıldı. Biz biraz da sona kaldık diyelim. O yüzden eksiğimiz var. Vatandaşımız geldiğinde her şeyi bulamadı. Ama bir dahaki gelişte belki bir sene sonra olur. Bu sefer Doğu Karadeniz'den başlarız. Daha fazla çeşitle pazar halkımızın ihtiyaçlarına cevap veririz diye düşünüyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Bu arada tırımızla beraber gelen Uğur kardeşimiz verdiği hizmetten dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Bu genç yaşında ta İstanbullardan kalktı, buralara kadar geldi. Bizlere katkı verdi. Kendisine bir kez daha herkesin huzurunda ve sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Selamünaleyküm.